Evet, Para Sohbetleri bölümündeyiz. Para Sohbetlerinde biliyorsunuz para konuşuyoruz, kişisel para konuşuyoruz. Burada samimiyetle, cesaretle, yüreklilikle önce insan sonra para diyerek konuklarımızla para sohbetleri yapıyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisi gönüllerimizin sultanı Sayın Nebahat Çehre ve yeni sarayının kapılarını ilk defa para durumuna açtı. Bundan da onur duyduk ve çok keyif aldık. Çok güzel de mesajlar verdi özellikle gençlerimize. Şimdi beraber izleyelim. Şunu hatırlatmak istiyorum videomuza geçmeden önce. Burada sadece ünlüleri konuk almıyoruz. Bu bölümümüzde, para sohbetleri bölümümüzde eğer sizin de bir öykünüz, bir hikayeniz, paylaşmak istediğiniz bir hikaye varsa para konularıyla ilgili bu kazanmak olabilir, biriktirmek, borçlardan kurtulmak, her şey olabilir, iş kurmak. Bununla ilgili internet sitemizde www.paradurum.tv'de hikayeni anlat bölümü var. Hikayeni anlat bölümünde bize ulaşabilirsiniz. Vermek istediğiniz, diğer izleyicilerimize vermek istediğimiz mesajları buradan seçip sizle konuk edebiliriz. Evet, şimdi bakalım Sayın Nebahat Çehre neler dedi, bize neler. Evet, bugün para sohbetlerinde konuğumuz milyonların gönlünde taht kurmuş olan ünlü Yeşilçam oyuncusu Sayın Nebahat Çehre. Evet, Nebahat Hanım uzun bir aradan sonra, 110 filmden sonra bir uzun bir ara verdiniz. Ondan sonra hayatımıza bir girdiniz, pir girdiniz. Hepimizin sultanı oldunuz. Hakikaten böyle şimdi ben size konuşurken böyle Valide Sultan gibi mi konuşuyorum yoksa Nebahat Hanım gibi, insan böyle kendini öyle hissediyor ama nasıl bir şey? Nasıl bir his bu? Bir oyuncu yaşattığı karakterin içine tabii girmesi lazım. Yani o elbiseyi giyinmesi lazım. Eğer işine saygı duyuyorsa, seviyorsa. Şimdi tabii ki bu yeni bir proje ve bizim yaşamadığımız bir proje olduğu için, dönem olduğu için zorlanacağımı düşündüm ama yani ilk bölümü izlediğim zaman o öyle bir balkondan dik hakimiyeti verdiğim an, evet işte Valide Sultan oranın hakimiyeti içinde olması gereken bir karakterin çıktığını gördüm. Ama iş bittiği zaman, kamera durduğu zaman, üstümüzü, kendi kıyafetlerimizi giydiğimiz zaman her şey bitiyor. Para tutulmuyor bende diyorsunuz. Böyle bir röportajlarınızı okudum. Şimdi bu kadar güçlü bir kadında para nasıl tutulmuyor? Biraz ondan bahseder misiniz? Mesela bütçe yapıyor musunuz? Para neden tutulmuyor? Ne kastediyorsunuz bundan? Yani para tabii ki gerekli. Su, ekmek, giyinmek, barınmak, hastalık, doktor, hepsi için gerekli bir yaşam biçimi. İçine sokmak gerekiyor yaşamı yaşatabilmek için. Ama para bende çok önemli değil. O yaşamını sürdürebilecek düzeye geliyorsam, ekonomi özgürlüğüm, ayaklarımın üstüne durabiliyorum o zaman. Uzun yıllar süren bir sanat hayatınız var. Burada sizce yeterince kazanç sağladınız mı? Ve bu sağladığınız kazancı da iyi değerlendirebildiniz mi? Yatırımlar anlamında. Belki çok mücadele verdik. Yeşilçam'da 110 film yaptım ama bana tabii ki getirisi bugünlere oldu. Ama baktığım zaman ekonomik özgürlüğüm hiç olmadığı için birçok sevmediğim projelere evet demek mecburiyetinde kaldım. Yani ayağı yere basmayan, işte 18 bir film yapılabilir mi yılda? Yılda 18 film yaptım. 2 yıl 18'er film yaptım. Arkama döndüğüm zaman hiçbir şey yapmadığımı gördüm. Sadece koştuğumu gördüm. Hı hı. O zaman bölgecilik vardı Yeşilçam'da. Hı hı. Yani her bölgeyi yapımcı satardı, hı hı, filmlerini. Oradan gelen senetlerde bizim de paramız olmadığı için gider bankada kırdırırdık daha ucuza. O paraya geçinirken o senet ödenmez, bir gelecek filmdeki sebeplerle kapatırdık. Yani böyle bir yaşam mücadelesinin içindeydik. Hı hı. Ama bu bana hiçbir zaman o hırsı vermedi. Ama çalış, kazan, keyifsiz hiçbir şey yapmak istemedim hayatımda. En çok neye para harcarsınız? Ben para dağılımını yaparım. En çok bir şey değil. Yani ama tabii ki insan psikolojik bir şey. Yani bir şeyi de sevdiğim zaman o zaman gözüm dönüyor. Yani evi çok seviyorum. Kime danışıyorsunuz mesela ev alacakken? Arkadaşınıza mı, emlakçılara mı bakıyor musunuz? Tabu kadastroda araştırıyor musunuz? Ev almak, eskiden ne ev alsanız fiyatı artıyordu. Şimdi böyle ev almak da bayağı zor bir olay haline geldi. Evler çok zaten pahalı. Yani epey zaman bunun mücadelesini verdim. Ama ben tabii içini yıkıp yaptığım için daha şey oldu. Mesela ne kadar zaman sürdü bu evi alma karar vermeniz? Uzun seneler sürdü. Uzun seneler sürdü. Uzun seneler. Vallahi bir 8-9 sene sürdü. Ben normal şartlarda artık İçinde huzur duyacağım. Evet. Kendi dengemi bulabileceğim bir ev arıyordum. Ve de çalışmak bizim biraz uzaklara kaçmamızı neden olmuyor. Yani şehrin içinde olmamız gerekiyor. Evin saraya yakın olması gereksiz için tabii. Evet, saraya uzak mı? Yani kalben uzak. Çünkü saray hayatını yaşamak istemezdim. Çünkü kula kula etmek bana çok yanlış geliyor. Etek öptürmek çok yanlış geliyor. Ben biraz orada çabalıyor, yani biraz şey yaşıyorum, tedirginlik yaşıyorum. Şimdi sizin eviniz gayet mütevazı, gayet hayatım gayet sakin zaten. Bir ev. Şimdi böyle bir saraydan çıkıp buraya gelince çekimden sonra nasıl hissediyorsun? Çok huzur buluyorum. Evdeki huzuru satın alacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani dünyanın en güzel yerleri, en güzel saraylarına da gitseniz, siz bir yani böyle ufacık bir, belki böyle küçücük bir yer, 100 metre, 15 metre kare bir. Evet. Yani size orada hakikaten huzur veren bir şey. Kendinize ait olan bir şey zaten. Öyle huzur veriyor. Evet. Peki işliyor musunuz Nebahat Hanım? İşinizden geçiyor mu? Şimdi bu saraydasınız, sultansınız. Ya büyük bir zenginlik var. Hani ya ben de bu zenginlik içinde olsam diye. İçinizden geçiyor mu? Çünkü seyredenlerin geçiyor. Siz orada bunu yaşarken sizin içinizden geçiyor mu? Bir kere saray hayatını hiç istemezdim. Yani o dönemi yaşamak istemezdim. Evet. Ama zenginlik. Ben çok zenginliği sevmiyorum. Yani onun hiç mücadelesini vermedim. Veyahut yapı olarak hırslı ve mücadeleci değilim. Dizide böyle iyi bir şey olduğu zaman siz Valide Sultan olarak herkese böyle altın dağıtılı veriyor. Yani hamile kalıyorlar, altın dağıtılıyor. İşte iyi bir şey oluyor. Böyle haremden mutfağa kadar. Şimdi altın fiyatları arttı. Maalesef. Maalesef. Nasıl bir şey oluyor bu? Yani böyle eskiden olan bu yaşam, hani hakikaten herkese altın verin. Ben neydi? Doğrusu isterseniz böyle bu şimdi Osmanlı'yı tabii bilmiyorum, dönem dizisi. Fakat insanların her şeyi çıkar ilişkisine dayanır gibi. Hep bir yerden haber alacaksınız, bir yere bir şey söyleteceksiniz, bir yerden bir şey isteyeceksiniz, ondan sonra bir kese altın veriyorsunuz. Benim hala buna aklım ermedi. Her şey yani her şey satın almak. Her şey satın alıyorsunuz. Dostluklar, ilişkiler, ne bileyim, yardım edecek bir dost, arkada her şey altın dağıtılıyor ve keseler içinde dağıtılıyor. Bu nasıl bir şey, ben işin içinden çıkamadım. Yani saray diye mi öyle bir durum var acaba? Sizce bu hala günümüze geçerli mi? Her şey böyle ya da çoğu şey paraya çıkarayan. Altının yerine evet. Ama şimdi altın dağıldı ama altın. Bu değişmez galiba kurallar. Yani yaşam. Nebahat Hanım, bir şey sormak istiyorum. Bizim çok güzel geleneklerimiz var. Bunlardan bir tanesi de düğünlerimiz. Düğünlerde de altın takma konusu var. Fakat ben çok soru alıyorum bu konuda. Özlem Hanım, düğüne gitmeyeceğim ya da kara kara düşünüyoruz ailecek ne yapsak diye, altın takamayacağız ya da borç alıyoruz, altın alıyoruz. Şimdi siz de geleneklerimize önem veren bir insansınız. Çok. Böyle de bir geleneğimiz var. Peki hani takamıyor, yapamıyor, borç mu alsın altın almak için? Asla, tabii ki almasın. Almasın. Yani ona mutluluk vermez zaten. Yani zaten karşı tarafın da zannetmiyorum ki onu eleştireceğini. Herkes olanaklarıyla hareket eder. Yani zorlamak bence çok büyük bir hata. Hele borçlanmak en büyük hata. Hayatınızı zehir edersiniz. Yani yaşam için perişan olur. Bir hisse senedi maceranız olmuş. Ay evet. Eskilerde bir zamanda değil mi? Evet. Hisse senedi. Yani 91'lerde falan galiba. Evet, bayağı bir zaman önce. Evet. Mesela orada arkadaş tüyosuyla mı ilerlediniz? Çünkü ben bu konudan bayağı bir bahsediyorum Nebahat Hanım. Evet. Aman arkadaş tüyosuyla almayalım. Aman buna da oynamak değil, yatırım yapalım. Uzun dönem bekleyelim. Neler yaşamıştınız böyle o zaman? Evet, çok yakın bir arkadaşım borsaya takılmış vaziyetteydi. O arada ben bir ev satmıştım. Hazır para vardı. Şöyle hafif bir en tehlikeli an. Fakat bir hastalık halinde o. O arkasını getirdi. Arkasını getirip ev sattığım parayla aldım şeyleri. Fakat büyük bir heyecan da var. Gençlik de var daha o zaman biraz da. paniklemiyorum, bilmiyorum, sormuyorum ama sadece onun böyle bir oyunun içindeyim. Evet. Kağıtı. Sonra arkadaşım dedi ki ya düşmeye başladı, ben satıyorum dedi. Sattım dedi galiba. Peki ben ne yapacağım dedi. Vallahi hiçbir şey yapılmaz bu kağıtlar düştüğü zaman dedi. Hemen elden çıkardım. Ama şunu söyleyebilirim ki biraz böyle bir şey yaptığınız zaman sabırlı olmak lazım, beklemek lazım. Ben eğer o kağıtlar bugün elimde olsaydı Türkiye'de sayılı zengin kadınların içine girebilecek durumda olacaktım. Ama... Şöyle ben buradan bir mesaj verebilir miyim izninizle? Türkiye'de biz yatırımcılar hisse senedi aldığımız zaman 28 gün tutabiliyoruz. Halbuki yabancı yatırımcılar geldikleri zaman 322 gün tutuyorlar ortalamada. Aynen sizin dediğiniz evet. gibi bizim de bayağı bir sabretmemiz gerekiyor. Hisse senedi aldığımızda girdik. Nebahat Hanım'dan da size tavsiye bakın. Sabredin diyor. Hisse senedi yatırım yaparsınız. Kıyafetleriniz de çok güzel. Yani kıyafet seçiminizde, giyiminiz, zarafetiniz. Bu şıklık konusu, kıyafet konusu, kendini güzel hissetme konusu bir kadın olarak bu parayla ne kadar alakası var? Çok para harcar mısınız mesela kıyafetlerinize? Bana göre hayır. Yani çok para harcayan etrafınızda gördüğünüz zaman bana göre şık değil. Bir insan toptancıdan da alın, pazardan da alabilirsiniz. Onu güzel taşıyabiliyorsunuz, kombine edebiliyorsanız. Duruyorsanız o şekilde gayet şık kadın olabilirsiniz. Genç kızlarınıza ne tavsiyeleriniz olur? Çünkü o kadar çok genç kızımız var ki Valide Sultan ne dedi, ne yaptı, ne bize öğüt verdi, Nebahat Çehre ne dedi. Hakikaten ben çok gençlere önemli. Çok öğüt vermek istiyorum. Çünkü gençliğini yaşasınlar. Herkes bir dönem yaşıyor. Gençliğinden geçecek, tecrübeler kazanacak. O da görecek bir başkasını ama yani gençliğe çok ellemek istemiyorum. Yaşadıkları, hissettikleri şeyi yaşasınlar. Ama bazen böyle ipin ucu kaçabiliyor Nebahat Hanım. Yani ona mal olamazsınız ki. Alacak diyorsunuz. Duyuyor, hissediyor, evet. Alacak. Yani insana inişli çıkışlı hayatla bir yere geliyorsun, olgunlaşıyorsun. Zaman istiyor onun evet. için. Yani ne kadar, yani insan evladına da baskı yapmamalı bence. Ha, doğru yolu göstermek lazım. Bunun yanlış ve doğrusu ama baskıyla değil. Nebahat Hanım, son zamanda olabilir. Böyle en mutlu olduğunuz anı hatırlıyor musunuz? Yani bu şu andaki yaşadığım en son demeyeyim de şu ara yani son 5 senede mesela evet, en yani, mutlu sizi eden anı hatırlıyor musunuz? Eden, Yeşilçam'dan tanımayan bir nesil yetişti. Ve o nesil beni çok seviyor gençlik. Ondan çok mutlu oluyor. Evet, nesillerden nesile gönüllerinizde taht kurdunuz Sayın Nebahat Çehre. Çok teşekkür ediyoruz. Bize yepyeni evinizi açtınız. Samimiyetle para konusundaki, duygularınız konusundaki bütün her şeyi paylaştınız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Sayın Nebahat Çehre. Ben teşekkür ediyorum. Bol şanslar programına. Teşekkürler. Öyle olduğuna inanıyorum. Sağ olun. Çok mersi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bugün altından bahsettik. Yastık altı dedik. Altın mevduat hesabından bahsettik. Altınımızı nasıl almamız, nasıl satmamız, nasıl korumamız gerektiğinden bahsettik. Nebahat Çehre ile çok güzel sohbet ettik. Bir sonraki programımıza kadar 3 kuralımızı unutmuyoruz. Samimiyet, utanmak yok, suçlamak yok. Önce insan, sonra para. Sağlık, sevgi ve parayla kalın.